Sevgili Ümit Sabi Kubuş. Sevgili Mustafa Can. Ne haber, nasılsın? Şahaneyiz valla, siz de sormalı. Gayet, gayet iyiyiz, teşekkür ediyorum. Kış ayının güzide çayı ıhlamur konuşacakmışız bugün. Evet, bugün ıhlamur konuşacağız. Ihlamur normalde ormanın içerisinde, yaban ortamda da olabilen bir ağaç tipi. Yani sadece bir yetiştirme ya da destekleme gerekmiyor. Kendisi de kendiliğinden var olabilen bir tip. Ihlamuru tip olarak nasıl tanırız? Genel olarak nasıl giyinir? Nasıl bir tipi vardır? Ihlamur ağacı muhtemelen bizim sosyal hayatımızda çok yer aldığını biliyoruz. Herkes 3 aşağı 5 yukarı ıhlamur biliyor. Ama genellikle aktarlarda veya ıhlamur çayı satan yerlerde yaprak halini veya meyve halini tanıyoruz. Ağaç halini tanıyanlar vardır ama genellikle onu tanıyoruz. Ihlamur ağacı oldukça büyük ve çok yer kaplayan böyle devasa bir ağaçtır. Dünya çapında ortalama 30 kadar türü var. Tilia diyoruz bilimsel adıyla. Genellikle de Malvaceae diye bir familyaya ait. Bu familyanın komik gelen bir ismi var. Ebegümecigiller diyoruz buna. Bu Ebegümecigiller familyasından güzide bir arkadaşımız Tilia. Özellikle kuzey yarım kürede subtropik ve tropik alanlarda yaşayan, boyu yaklaşık 40 metreye kadar uzayan, yaprak döken ve özellikle çay olarak kullandığımız meyvelerinin çok böyle bariz bir şekilde ortada gözüktüğü, bir bakışta tanıyacağımız çok güzel bir ağaçtır kendisi. Her zaman meyvesi oluyor mu? Yok, her zaman meyvesi. Ona niye meyve diyoruz? O daha çok bir yaprak gibi gözüküyor. Yaprak ya da böyle tohum gibi, hani o çay olarak yaptığımız şeyler. O bir meyve mi aslında? Meyve tanım olarak çiçeklenme döneminde polenle ovaryum bir araya geldiği zaman tohum oluşturur. Bu tohumun etrafını saran kimi canlılarda besleyici doku, kimi canlılarda daha sert veya zehirli olabilen, türleri çok fazla olan, şekil itibariyle çok fazla olan bir yapıdır meyve. Tohumu koruyan ve etrafında diğer canlılara bu tohumun dağıtılması için, bir yerden bir yere götürülmesi için rüşvet olarak verilen besin miktarının, besinlerin toplandığı bir yapıdır. Örnek vermek gerekirse, kültürel atamalarımızdan farklı olarak, mesela domates bir meyvedir, patlıcan bir meyvedir, işte kabak bir meyvedir, elma bir meyvedir. Çünkü içinde bir tohum vardır ve etrafında da bizim kullanımımızdan dolayı çok yaygınlaşmış olmasıyla beraber bir besin dokusu oluşturur. Bu besin dokusu tohumun kendisine bir faydası yoktur. Ağacın kendisine de bir faydası yoktur. Sadece başka canlılar bundan beslenip meyvenin içindeki tohumu bir yerden bir yere taşımasını sağlar. O yüzden ıhlamurda da ortaya çıkan ve bizim yapraklarıyla beraber kaynattığımız çiçeğin artık dökülüp son hali, içinde tohumun da etrafındaki besin dokusunun oluştuğu kısmı biz meyve diyoruz. Demlerken de ikisini birden kullanarak demliyoruz. Tarihsel olarak biz insanlar olarak ne zamandır ıhlamur çayı içiyoruz biliyor musun? Çok eski, çok eski. Özellikle sağaltıcı ve hoş kokusu yüzünden. Evet, ıhlamur ağacı genel olarak da hoş kokar. Çok güzel kokar. Tabii bunun o gün nasıl olduğunu bilmek mümkün değil ama geçmişe dönük baktığımız zaman ilkel toplumlarda, artık yerleşik hayata geçip de tarım toplumu olduğu dönemlerde şunu gözlemliyoruz. Ihlamur ağacı veya ona benzer böyle hoş kokulu, ıtırlı meyvesi olan ağaçlar köylerin merkezinde oluyor. Doğal olarak orada oluşmuş veya daha sonradan öğrenildikçe dikilmiş bir ıhlamur ağacı veya bir çınar ağacı, o da öyledir, merkezde olur. İnsan yerleşimi genellikle bunun etrafına toplanır. Onu merkeze alırlar. Çünkü hoş kokuludur. Gölge toleransı yüksektir ve aynı zamanda da gölge yapar. İnsanlar bunların altında toplanıp birlikler oluşturmaya, tartışma ortamları oluşturmaya. Muhtemelen başlamış. Heybetli de bir ağaç olduğu tabii için kolay işaretlenebilir bir şey. İşte 40 metreye kadar, 50 metreye kadar büyüyor. Çok uzun yaşıyor. Avrupa kayıtlarında 2000 yaşını aşmış ıhlamur ağaçları görünebiliyor. Bizde de var. Bunun üzerine çalışan arkadaşlarımız da olmuş zamanında. 500 ila 1000 yaşında olan ıhlamur ağaçları tespit edilmiş. Oldukça da kadim ve yaşlı. Ve genellikle de insan yerleşimlerinin, eski insan yerleşimlerinin merkezine koymuşlar. Onun etrafında toplanmışlar. Şey bana hep tuhaf geliyor bu arada ya da değişik geliyor işlerken. İlk defa bunu denemek, yani bunu işte sıcak suya koymak, hani onu keşfetmek. Ya yani çok uzun zamana yaygın, çok kabaca mantığını anlıyorum ama yine de hani
bir sürü spesifik bitkine bu yenir la falan diye hani birinin bir akıl yürütmüş olması ya da bir koşul oluşturması gerekiyor. Ihlamur da bu görece olarak kolay çünkü ihlamur hoş kokulu da aynı zamanda. Ya da ağaç dışarıdan güzel kokuyor. Yani ihlamur kokusu hoş bir koku. Muhtemelen güzel koktuğu için yeniyordur da diye bir şey verebiliriz. Muhtemelen şimdi bu iki yönde incelenebilir. Eğer bir ağaç meyve veren veya bir ürün veren ağaç iki türlü bunu yapabiliyor. Bir, kendini korumak için. Mesela çam ağaçlarından örnek veriyorum. Reçine ve balsam salgılar. Bu başka bir canlının ilgisini çekmek için değildir. Kendisini korumak içindir. Parazit böceklerin gelmesini engeller. Eğer bir doku hasarı oluştuysa onun üzerine izole ederek iyileşmesini hızlandırır. Ağaç kendi salgısıyla kendi sağaltma yöntemini uygular. Bir de bunun biraz önce de söylediğimiz gibi opozite karşılığı başka canlıların onun devamlılığına, sürdürülebilirliğine katkısını sağlamak için benim tırnak içinde söyleyeyim rüşvet olarak üretiyor. Biz insan kültürü hatta bütün canlılarda bunun hangisinin hangi amaçta olduğunu deneme yanılma yoluyla öğrenmişiz. Yani meyveler lezzetlidir, hayatımı idame ettirmemi sağlar ama aynı zamanda o bitkinin tohumunu da yayılmasını sağlar. Bütün canlılarda var bu. Muhtemelen de deneme yanılma yoluyla oluşmuştur. Yani patlıcanın yeneceğini keşfetmek bir sıkıntı ya. Güzel kokmaz. Cismi güzel bir şey değildir. Aslında çiğ tadı nikotinli bir tattır falan. Tamam. Böyle hani bir şey bir tattır. Ama patlıcanı kültüre katmak için yani hani harbiden bir manyağın bu konuyla uğraşmış olması lazım yani. Ya uğraşıyorlar. Mesela domates bizim kültürümüze çok sonradan gelen bir şeydir. Amerika keşfedildi. Patates de öyle bu arada, öyleymiş. Domates normalde bir çöl bitkisidir. Ve içinde bulundurduğu kimyasal yapılar çölün sıcağında bitkinin veya tohumun zarar görmemesi için antifriz özelliği veya işte sıcaktan korunma özelliği sağlar. Bunu ilk defa deneyen, mecbur kalan veya bu şekli fena değilmiş bir tadına bakayım, tavşan da yiyor bana da bir şey olmaz gibi çıkarımlarla yapanlar şunu keşfetmişler. Çöl sıcaklığında domates yediğin zaman serinliyorsun, ölmüyorsun, miden de bulanmıyor. O güzel. Mesela Anadolu topraklarına domates geldiğinde çok uzunca bir süre kızarmış domates bizde zehirli sayıldığı için hani dikkat çekiyor şey var. Alarm durumu var. Sadece yeşilken tüketilmiş. Sonradan bu kızarınca da yeniyormuş'a dönmüş olay. Hani bu hep deneme yanılma yöntemiyle, kültürel birikimle hayatımıza giren şeyler. Tabii doğadaki halinden de çok değiştirmişiz seçilimle. Patlıcanın doğadaki hali hiç yüzüne bakmayacağım bir şey. İşte ta o aşamadayken bunu yeneceğini akıl etmek. Hani patlıcana da tebelleş olmak yani. İyi ki de olmuşlar, çok severim. Ben de severim aynı şekilde. Ihlamur'da da aynı şekilde. Yani bir kere hoş kokulu olması şunu söylüyor bize. Ağaç herhangi bir amaçtan dolayı hareket edebilen canlıları kendisine çekiyor. Diyor ki gel gel burada güzel bir şey var. Dünyaya yaygın, yine kutuplar haricinde her bölgede var ıhlamur. Subtropik ve tropik alanlarda, kuzey yarımkürede oldukça yaygın. Soğuk kısımlarda azalarak gidiyor. Tropiklere indikçe azalarak gidiyor. Orta kuşakta yaşayan 30 kadar türü olan güzide bir arkadaşımız. Normalde kent içerisinde var olmasıyla yani betonların arasında var olmasıyla alakalı da bir sorun da yok. Aslında biz şehrin içerisinde de ıhlamurlara rastlıyoruz değil mi? Tabii. Ihlamurun seçki yaptığı, seçtiği alanlar insanların şehirleşmesine uygun. Çünkü işte serin yerleri sever. Gölge toleransı yüksektir. Aynı zamanda gölge yapar. Başka canlıların o gölgeden faydalanmasını sağlar. Aynı zamanda böyle çok humuslu, bereketli topraklara ihtiyaç yoktur. Kireçli toprakları sever. Taban suyunun orta alt seviyede olduğu, ulaşmanın zor olduğu, kökleriyle ulaşmanın zor olduğu, diğer bitkilerin ulaşamayacağı yerleri sever. Çünkü kök sistemi de şeydir, derine gider. Şimdi bunların hepsini bir araya topladığın zaman morfolojisi bozulmuş topraklarda yani şehir topraklarında da rahatlıkla yaşayabiliyor. Genel olarak ıhlamur içinde ne var da bizi rahatlatıyor, keyif veriyor, aynı zamanda koruyor bir şeyde çay olarak? Teknik olarak biliyor muyuz yani ıhlamur ne tür bir beceriye sahip? Ya bir kere şey olduğunu biliyoruz. İsim vermeye gerek yok ama bir antibiyotik özelliği olduğunu biliyoruz. Bu antibiyotik özelliği kendisini korumakla ilgili bir şey. Kendi varlığını mantarlardan, bakterilerden korumak için bir antibiyotik özelliği var. Ağrı dindirici, ağrı örtücü bir özelliği olduğunu biliyoruz. Yani bu çok yüzyıllar önce keşfedilmiş. Zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi yapısı, ulu olması, işte barındırdığı efsaneler, güzel kokulu olması ve bunun bir şekilde birilerinin
deneyip hayatımıza geçirmesiyle binlerce yıldır kullanılıyor. Sağaltma veya keyif amaçlı kullanmanın dışında aslında bir de bizim kültürel dokumuzu da oluşturmuş. Hem Orta Avrupa'da hem de Anadolu'da mesela ıhlamurun bir diğer ağacı, Türkçe'ye tam çevirsek mahkeme ağacı veya mahkeme ıhlamuru diye geçiyor. Eski dönemlerde köydeki anlaşmazlıklarda veya kamunun karar vermesi gerektiği anlaşmazlık konularında mahkemeler ıhlamur ağacının altında kurulmuş. O yüzden de buna işte... Ihlamur'da görüşürüz. Evet. Ihlamurlar altında diye hatta dizisi falan vardır ya. Bilerek mi yaptılar bilmiyorum ama mahkeme ağacı, karar verme ağacı olarak geçer. Mesela çayı, normalde kullandığımız o klasik siyah çayı 1930'larda 40'larda Türkiye'ye getirip bir sanayi bitkisine dönüştürdük. Bayağı bildiğin ekonomisi olan bir bitki. Halbuki ıhlamur aslında daha eski, daha bize yaygın falan ama biz sanayi bitkisi gibi, yani burası ıhlamur tarlası ya da ben ıhlamur tüccarıyım falan gibi bir karşılığı neredeyse yok. Ihlamur hala daha ağırlıklı bir aktar ürünü gibi görünüyor. Evet, yani birçok üründe aynı şeyi görüyoruz. Bunun temel sebebi aslında kolay yetiştirilebilen bir şeydir. Yani tohumundan üretebiliyorsun. Çok özel şartlar gerektirmiyor. Ama bir ıhlamurun, bizim kullandığımız türden ıhlamur çiçeği, tohumu, yaprağı, bunları alabilmemiz için çok uzun süre geçmesi gerekiyor. Çay gibi değil. Hem uzun ömürlü hem de erişkinliğe ulaşması, böyle toplanabilir yüce hale gelmesi nereden baksan 15-20 yıl sürüyor. Bunu kültürleştirmesini mutlaka denemişlerdir birileri ama olmuyor. Mesela buna benzer olarak aynı yapıda olan biz fıstık, çam fıstığı bilirsin, dolmalarda falan çok lezzetli olur. O hala doğadan toplanır. Onu da kültürleştirmek için bir şey yapamadılar. Çünkü fıstık, çam fıstığının fıstık verebilmesi için 20 sene falan beklemek gerekiyor. Yani mesela kavak ağaçlarında bunu yatırım olarak yapanları gördüm. Kavak ağacını 20 sene çocuğun düğünü için diye, çocuk doğduğunda bir tarlasını, bir toprağını kavaklara ayıran aile gördüm. Yani hani böyle yatırım yapan. Ama yine de ıhlamur gibi aslında bilinirliği herkese yaygın. Ben bir reklamcı olarak, markacı olarak konuşuyorum bir şeyde. Hani hepimizin evinde var değil mi ıhlamur? Kaçınılmaz bir şekilde bir şeyde. Belki tüketim sıklığımız daha zayıf. Yani çayı çok daha yüksek oranda tüketiyoruz, kahveyi ya da çayı. Ama yine de hani çok yüksek bir bilinirlikteki bir ürünün standart bir sanayi ürününe dönüşmemiş olması, hala biraz el yordamı, toplama bilmem ne falan gibi şeylerle gidiyor olması enteresan. Değişik yani onun zorluklarına bakmak lazım. Benim de üzerine çok düşündüğüm bir şey değil ama bunu bir kültürleştirip üretim bitkisi haline dönüştürüp bundan faydalanmak muhtemelen maliyetini kurtarmıyor. Çünkü çok uzun süre beklemek gerekiyor. Yani İstanbul'da Ümit Var'ın ana teması, ıhlamurları gördüğümüzde tanımamız, tabii, hatta tanımak yetmez saygı göstermemiz, ara sıra selam vermemiz gereken ağaçlardan bir tanesi yani varlığıyla beraber. Kültürümüzü oluşturuyor çünkü biz farkında değiliz. İnsan kültürünüz, hani böyle yukarıdan zembille gelip birisinin gece oturup lan ben böyle bir kültür yaratayım diye yarattığı bir şey değil. Beraber yaşamakla oluşan bir şey. Ihlamur ağacı dediğin adamlar oturmuşlar, paleontologlar bile bakmışlar. Mesela 50 milyon yıl öncesine kadar bugünkü bildiğimiz ıhlamurun yapraklarını, fosillerini bulabiliyorsun. Mitolojiye bakıyorsun, ıhlamur mitolojisi bizim Anadolu topraklarında gelişmiş. Bugünkü Bergama'ya denk gelen bir yerde çınar ve ıhlamurun mitolojisi orada yaratılmış. Hikayesi var. Zeus'la Hera çok şikayet ediyorlar Olympus'ta otururken. Diyorlar ki bu ölümlü manyaklar artık bu parayla, değerlerle, ticaretlere o kadar uğraşıyorlar ki bizi unuttular. Gidip bakalım diyorlar. Dünyada ne var diyor. İnecek yer olarak da Bergama'yı seçiyorlar. Bergama'ya iniyorlar, bir bakıyorlar ki mümbit topraklar, acayip gelişmiş tarım enstitüleri, yüksek villalar bilmem neler var. İnsanlar sürekli aldı verdi, ticaretle uğraşıyorlar. İhtiyar bir dilenci çift kılığında gidiyor, kapıyı çalıyor, diyor biz çok açız, meşgulüz diyor, kapatıyor. Öbür kapıyı çalıyor, kiler boş diyor, kapatıyor falan. Acayip üzülüyor Zeus'la Hera. Köyün dışına çıkıyorlar. Orada böyle küçük bir kulübe görüyorlar. İki tane ihtiyar oturuyor içinde. Hiç bu ticarette işi olmayan. Onlara gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Diyorlar biz dilenciyiz, fakiriz, açız. Baukis ve Filemon. Karı koca bunlar. İhtiyar karı koca. Çok büyük bir izzeti ikramla içeri alıyorlar. İşte Zeus'la Hera'yı besliyorlar. Ellerindeki son yiyecekleri veriyorlar. Son odununu yakıyorlar. Onları memnun ettirmek için. Zeus'la Hera'nın çok hoşuna
gidiyor bu. Ve diyor ki işte biz Zeus'la Hera'yız. Bu yaptığınızdan dolayı size bir hediye vermek istiyoruz. Bölgedeki bütün akarsuları o kulübenin yanından geçiriyorlar. Çok mümbit toprak haline getiriyorlar. Ve orayı bir tapınak haline dönüştürüyorlar. Bu iki kahramanımız da karı kocayı da tapınağın koruyucusu olarak atıyorlar. Çok uzun süre yaşıyorlar. Bunlar orada efsaneye göre. Şey diyor kocası, tek bir isteğim var diyor, beni Filemon'dan ayırma. Hep beraber yaşayalım. Ömürleri bitiyor. Artık ölüm vakti geliyor. Bir tanesi çınar ağacına dönüşüyor. Bir tanesi de ıhlamur ağacına dönüşüyor ve ıhlamur çiçekleri çınar ağacını sarıyor. Böyle bir birliktelik hikayesi. Alt metinde de Sinan Canan'ın da söylediği gibi karnı doyunca arıza çıkaran insanların içinde bu tür efsanelerin yaratılması gerekiyor. Bergama'da başlayan bu efsane bizim kültürümüzü oluşturuyor. İstanbul'da işte ıhlamur kasrından tutun da bizim kadim Türk müziği enstrümanlarının yapıldığı ağaca kadar saygı duyulan ve altında doğru ve yanlış kararları verilmeye layık görülen bir ağaç haline geliyor. Yüzyıllar boyunca günümüzde de bir şehirli olarak doğru karar vermek istediğimiz bir gün tavsiye ediyorum. Ihlamur ağacının altında bir düşünün bakalım.